Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar. Dedim ya arkadaşlar, akşam da hamurumu yoğurverdim. Bazı mılamı yep fittim arkadaşlar. Birer şeylik. Ondan sonra birim sabah erkenden oğlum edivedim. Giderken yediydim çocuğuma. Erkenden karanlıktı, kalktım arkadaşlar. Ocağımı yaktım. Bazı mılamı edivereceğim. Ondan sonra dedim darununla, morunla, hepsinden eşmayayla. Güzel olverdiler arkadaşlar. Sabah çok erken şu anda. Ondan sonra gördüğünüz gibi bazı mama edeceğim. Mis gibi, biraz sonra arasını tereyağı bile su içeceğiz. İyi vereceğiz gari. İyi oldular arkadaşlar. Üstlerini öğüten. Sizi göstermek için böyle gösteriverdim. Öğütelim üstlerine. Bugün dışarı koydum. Erkek topluluğumuzu baksanıza arkadaşlar. Biraz sonra içini giyeceğim. O tarafı geçeceğim. Pek güzel oldular gari ya. Hemen fark etti. Hemen fark etti. Hem toprak yatıyorlar, hem ayrı bakılıyorlar ya. Pek güzel oluverdiler arkadaşlar. Allah var ya. Bileceksin. Bu işin ilmini bileceksin. Koyunlarla hepsi bir yerde olmuyor arkadaşlar. Koyunlar büyük oluyor. Onları iyi yemiyor. Bakın arkadaşlar. Gülüş dediğim yumurtulacak gari. Horoz oldu bekliyor. Yumurtulacak yeri arıyor. Bakın nasıl konuşuyor arkadaşlar. Gelin bakın. Bak bak. Ye. Kaç günlüğü yeri beğenmedi. Horoz yap verdi yerine. Horozun yaptığı yere işte günlerce uğraş. Tavuk da olsa değilsiniz ya. İnek de olsa, koyun da olsa, ne olursa olsun, kuş da olsa, her şeyin tabiatın bir kanunu var. Her şeyin kendine göre bir yakışanı var. Bak, günlerdir horozunu yumurtulacak diye, gıyıklıyor diye yer hazırlıyor arkadaşlar. Boş ver, yapsın da yiyelim yumurtalarını. Ocağımızı yaktım arkadaşlar. Eşim diyor ki, ben diyor, şuranın üstünü aynı yapan, şunu onun üstüne oturtturabilecek şekilde den diyor. Ondan sonra çok iyi olur dedim. Ocağa yaktım arkadaşlar. Şimdi baksanıza ya. Ocağa yaktım. Sabahleyin odunlarımızdan alıp geldim. Odunlarımızdan alıp geldim arkadaşlar. Odunları atıveriyorum gari. Bunlar zeytin odunu. Duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Zeytin ağacının odunu yaşı kuru gibi yana. Yaşı çırı gibi yanarmış. Ondan zeytin odunu çok iyi oluyor arkadaşlar. Mesela incir odunundan keş, yoğurt, tereyağı değil de yoğurt, süt, keş güzel oluyor arkadaşlar. Tereyağı güzel oluyor. Neden? İncir odunundan pişen süt güzel oluyor. Onun da incirinin ağacının cinsinden arkadaşlar. Daha ötedeki incir ağacımızdı da kesmeydik arkadaşlar. Bir dalını alık oldu. Neden? Tazelenmesi lazımdı. Biraz kocadığıydı arkadaşlar. Ben size ekmeği ettikten sonra göstereceğim. Bir dal kaldı. Onu aşıladık. Çok güzel bir incir aşıladık. Diğerlerine odun ediverdik. Ondan da süt pişirin. Ondan sonra keş ederin. Yoğurt ederin. Tereyağı ederin. Hepsinden ederin arkadaşlar. Şimdi ilk hamurumu atıvereceğim. Siz de bunu görün istiyorum arkadaşlar. Bir hamurumu atlayacağım arkadaşlar. Bugün oturmadım arkadaşlar. Bugün oturmayamadım galiba. Belim ağrıyor diye oturdum evde. Böyle yapılıyor arkadaşlar bu. Yapışmasın diye de sallanıyor. Ne yapalım, köy yerinde ekmek olmayınca olmuyor. Mecbur, köpeğimiz var. Ondan sonra kendimiz de doğal doğal seviyoruz arkadaşlar. Bak yapıştı buradan. Buradan bir yerden yapıştı. Gördünüz mü arkadaşlar? Sallamanın şeyi bu. Nedeni bu. Bunu sallamazsak ocağa atmayız. Şimdi şey olmuyor bakın. Bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Çivi geç, alıp gelmemişim arkadaşlar, pişik olsun o.
Arkadaşlar. Şöyle bakmam sizi yanınızda oldum arkadaşlar. Yavaş yavaş pişsin. Öbür hamurumuz hazırlayan arkadaşlar. Bu pişerken diğer hazırlanıyor arkadaşlar. Pişerken diğerini hazırlıyoruz. Açıkta uğradı be. Canlan benim. Kardeşlerim. İnşallah abone ol verin kanalıma, o köy hayatıma arkadaşlarım. İnşallah hep beraber görüşürüz arkadaşlar. Öbür hamurumu hazırladım arkadaşlar. Bunu pişiriyorum. Çevirdim. Çevirdim arkadaşlar. Yavaş yavaş pişiyor. Daha sabahın çok erkeni. Dedim ya erken. Hem çocuğumu yedirverdim. Sabahleyin. Arkadaşlarım, canlarım, kardeşlerim. Köy hayatımızda bize abone ol verme unutma. Biz size bütün kalbimizden doğru söylüyoruz. Çok sevdim.